Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar dörtgen konusundaki test dördün çözümünü yapacağız. Buyurun çözümlere. ABCD bir eşkenar dörtgen AC köşegen. Köşegense açı orta olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bunun açıları da dalmış ya o yüzden açı ortaya hemen yazayım istedim. Burası 100. 160 ise buraya ne kaldı? 20. Aa hocam burası x artı 20. Tamam. O zaman burası da x artı 20. O zaman buraları da aynı şekilde x artı 20'ye x artı 20 değil mi? Evet. Ve ne var arkadaşlar burada? Şuradaki üçgende iki iç açının toplam bir dış açı. Yani x ile x artı 20'nin toplamı 60 olacak. 2x 40 olacak ve x'i de buradan kaç buluruz? 20 olarak buluruz. Cevap balık esir oldu. ABC'de bir eşkenar dörtgen ve DC ile BC açısı birbirine eşitlenmiş. Tamam. Hocam bu açılar eşit. Z'den dolayı burası da çizgi açısı oldu mu? Zaten açı ortaylık olduğunda böyle Z'ye dikkat edin demiştim. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde. Hocam ne çıktı burada? Bir ikizkenarlık kenarlık çıktı. Eyvallah. Bak bununla bu birbirine eşit. Aa hocam bu bir eşkenar dörtgen. İmal etme bütün eşitleri yaz. Aa ne çıktı burada da? Bir ikizkenarlık çıktı. Bu arada burası 110 sa burası 180'e tamamlayanı 70'tir. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 70'tir. 70, 70, 140'tan buraya da kaç kaldı? 40 derece kaldı. Yani cevap Cehan oldu. Şekil 1'de ABC'de eşkenar 4 kene D köşesi CE doğrusu CE doğrusu boyunca katlanınca D noktası AC köşegeni üzerindeki D üstü noktasına gelip şekil 2 oluşuyormuş. Arkadaşlar katlamalarda ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk değil mi gençler? Getirdik. E üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası üçgen burası 5. Üçgen. Burası da 3 oldu mu? Oldu. Sonra üst üste binen açılar birbirine eşit. Sanki çıktı arkadaşlar. Bakın. Burada açıortaylık çıktı mı? Şu üçgende? Çıktı. Açıortayda 3'e 5 oran varsa e o zaman burası 3K ise burası nedir arkadaşlar? 5K'dır. E hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. 3K ise burası da 3K değil midir? Evet. E buraya ne kaldı o zaman? 2K kaldı. Bizden A, D, F, e. A, D, F, E. O zaman ben K'yı bulursam olay bitti. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin bir kenarı 8 değil mi? E burası da bir kenar 8. Yani 3K eşittir 8SK. Buradan 8 bölü 3 çıktı. Senden çevre şu üçgenin çevresi 5 artı 3 artı 2 bölü 2K isteniyor arkadaşlar. 2K dediğimizde 8K e, yerine 8 bölü 3 yazacaktık değil mi arkadaşlar? Evet. 8 artı 16 bölü 3 isteniliyor 24 o da 40 bölü 3 mi yapıyor arkadaşlar? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle Edremit oldu. Eşit uzunlukta 4 telin birbirine monte edilmesiyle oluşturulan şekil Birdeki gibi çivilerle köşelerinden duvara sabitlenen kare biçimindeki bir çerçevenin duvarda kapladığı alan 169. Hocam kare 169 ise A dediğimiz kaç çıkar? Yani bir kenar neymiş arkadaşlar bu? 13 olan bir kareymiş. A ve B köşeler üzerindeki çivilerin çıkması sonucunda bak bu A ve B'deki çiviler çıkmış çıkması sonucu bir tarafından aşağı kayması şekil 2'deki gibi bir eşkenar dörtgen halini alan bu çerçevede A ve B köşelerinin yerden yüksekliği beşer birim azalmıştır. Arkadaşlar hem A hem de B yerden yüksekliği beşer birim azalmıştır. Önceden bizim B noktası burada değil miydi? Buradan buraya gelmiş. 5 birim azalmış. Yani sana burası 5 diyor. Arkadaşlar önceden bizim şeyimiz buradaydı. Bu da 5 birim azalmış böyle. Ama sanırım yukarısı yetecek galiba arkadaşlar. Burası 13 değil miydi eşkenar dörtgen? Kare olduğunda da bütün kenarlar 13'tü. Eşkenar dörtgense de bütün kenarlar 13 değil mi? Evet. E o zaman burası 5, 13 ne üçgeni? 5, 12, 13'ten 13. 5, 12, 13'ten 12 oldu burası arkadaşlar. Buna göre çerçevenin duvarda kapladığı alan kaç birim kare azalmıştır diye soruluyor. Hocam önceden bunun alanı neydi? 169. Şimdi bak bunun alanına. Beyaz alan taban çarpı tabana ait yükseklik değil midir? 13 çarpı 12 değil midir arkadaşlar? Evet. 13 çarpı 12'de sanırım yanlış hatırlamıyorsam 156 çıkıyor arkadaşlar. E ne kadar azalmıştır? Önceden 169'du. Şimdi 156. Çıkarttığım zaman kaç çıkıyor arkadaşlar? 13 bu çıkıyor. Evet. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Akçay oldu. Uzunlukları birbirine eşit 4 metal çubuk. Orta noktalarından hareket ettirilebilecek biçimde perçinlenerek aşağıdaki asansör sistemi oluşturuluyor. Evet. 4 çubuk. Hocam. 1 2, 3 ve 4 çubuk. Görüyorsunuz orta noktalarından şey yapmış. Birbirine eşit 4 çubuk mu bu? Evet birbirine eşit 4 metal çubuk. Arkadaşlar orta noktaları birbirine eşit 4 metal çubuksa çizgiye çizgi ise burası da çizgiye çizgi midir? Evet. Hocam burası da çizgiye çizgidir. Hocam burası da çizgiye çizgidir. Aa ne çıktı burada? Eşkenar dörtgen. Peki hocam ne yapacağız burada? Şimdi bunu 2 metre olarak verilmiş. Burası 2 metre verildiğinde ve bunun başka bir halde mi lazım olacak? Asansör yüksekliği 2 metreden 4,8 metreye çıkartıldığında. He. Şimdi benim size bunu göstermem lazım arkadaşlar. Şurası 2 metreden kaç metreye çıkartılacakmış? Bilmem kaç metreye çıkartılacakmış. Ben şunu şöyle bir yapıştırayım şuraya. Bir kopyalı yapıştır yapıp fokus fokus yaptım. Şunu da şöyle uzatıp iki tane şeyi burada uygulayayım arkadaşlar. Evet ben bunu diyor 2 metreden kaç metreye çıkartırsam diyor. 4,8 metreye çıkartırsam diyor. Metal çubuklardan birinin uzunluğu e, A, AB arasındaki uzaklık ilk durumuna göre 1.4 metre kısaldığına göre. Tamam arkadaşlar. O zaman burada işlemlerimizi yapalım. Hocam şu ikiz kenarda bir dik çizsem. Eşkenarda da bir köşegen çizsem şöyle. Önceden bu AB arasındaki uzaklık AA diyecek olursam. Ben bunu 4,8 yaptığım zaman tamam burası da yükseklik. Burada da köşegen çizdiğim zaman. Buradaki uzunluk ne oluyormuş arkadaşlar 1.4 azalıyor. E bunlar da birbirine eşit ya 0.7 a eksi 0.7 mi yapıyor arkadaşlar a eksi 0.7 şeklinde oldu burası. Sonra ben bunu böyle yükselttim 2 metre yükseltti. Bu 2 metre ise ben bunu 4.8 yaptıysam eğer bu arada şunlar da hepsi birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Şöyle çizdiğim zaman. Şimdi ben bunları çizdiğim zaman burada kaç? 2 metre. 2 metreyi 4'e böldüğün zaman burası 0,5 mi çıktı? Aynen öyle. Şimdi ben bunu 4,8 yaptığımda bunlar da birbirine eşit olacağından dolayı arkadaşlar 4,8'i 4'e böldüğünden bölersen kaç gelir? Ya yani niye eşit oluyor? Bunların hepsi eşit oluyor arkadaşlar. Açılara daldığınız zaman. Tamam. Çünkü ters açı bak buraya alfa alfa dersek buraya beta dersek ters açıdan 2 alfa bu da açı ortaya olacak. Alfa alfa olacak. E, alfa 90 burası da beta oldu. Bunların hepsi eşit oluyor. Betanın karşısı, betanın karşısı, hepsi betanın karşısı birbirine eşit oluyor. Onu da es geçmeyelim bu arada. Ee, sonra burası 4,8 ise arkadaşlar 4,8'i 4'e böldüğümde 1.2 mi yapıyor? Evet burası da 1.2 yaptı. Şurası da 1.2 yaptı. E gençler biz burada işlem yapacağız. Hocam bir burada Pisagor bir burada Pisagor yapacağım. Her iki Pisagor'da da şu çizgi uzunluklarına ait değil mi? Yani ben buraya y diyecek olursam her iki Pisagor'da da y kare neye eşittir? Hocam şunun karesi artı 0,5'in karesi. A kare artı 0,5'in karesi. Aynı zamanda y kare burada neye eşittir? Bakın bu çubukta eşit ya. Hocam burası a eksi 0,7'nin karesi artı 1,2'nin karesi. Oho işlem işlem işlem. Buradan bulursun. Ama ben sana burada şeyi göstereyim bak. Bakalım hisset, hissedelim bakalım çıkacak mı? A 0,5 ve y. Buradaki ne arkadaşlar şöyle. Burası da a eksi 0,7 a eksi 0,7 ve burası kaç 1.2 ve burası da y. Her iki dik üçgende de Pisagor bağıntısını yapalım arkadaşlar. Ama burada virgüllü de olsa ÖSYM de soruyor zaten bunu, virgüllüsünü de soruyor. Bu 0,5 dediğimiz nedir arkadaşlar? Aslında 10 katını al 5. Bu da a. Ben 5'i görünce dik kenarda direkt hissediyorum 5 12 13 diye hissediyorum. Bakalım 5 a 12 oluyor mu? Burası da 13 mu olacak acaba? Ama virgüllüsü yani burası 1,2 1,3 sağlanıyor mu? Hocam y burası 1,3 olursa 12 13 burası da 5 olacak. A yerine ne yazmıştık? 1,2 1,2'den 0,7 çıkınca ne oldu? 0,5 mi yaptı? Evet bak sağlaması da tuttu. Herhangi bir sıkıntı yok. Sen buradan işlem yap. A'yı kaç bulacaksın kardeşim? A'yı 1,2 bulacaksın. Ya bu işlemi kim uğraşır? ÖSYM'de bunu virgüllü de yazarken Böyle özel üçgenler kalıbı üzerine yazıyor arkadaşlar. Dediğimi lütfen yapın. Bilen insan ne yapar? Hisseder. Bilmeyen insan sallar diye hep söylüyoruz arkadaşlar. E buna göre diyor. Metal çubuklardan birinin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar metal çubuklardan birinin şurası çizgi ama metal çubuk tamamıydı. Burası da çizgi bizden 2Y isteniyor. Y 1.3 değil mi? Evet Y 1.3 ise bizden 2Y isteniyor. O da 2.6 mı yapar gençler? Evet. Yani cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Böyle bir soru sınavda çıkmaya aday bir soru diyebiliriz. ABCD eşkenar dörtgen denmiş. E hocam AE uzunluğunu 10 demiş. Buna göre AD üçgenin alanı soruluyor bize. Gençler ne yapıyoruz? Üçgen alanı her yerde aynı mantıklıdır. Bir şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgen alanı taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den gelir. E o zaman arkadaşlar tabanına ait yüksekliği bulmaya çalışacağım. İlk işimiz bu. E hocam bu bir eşkenar dörtgen. Aa eşkenar dörtgendi. Yükseklikler birbirine eşit direkt 8 yazabilirsiniz buraya. Ya da hocam buraya alfa dersen burası da alfa. Alfa 90'sa burası beta dediğimde. Alfa 90'sa burası da beta. Eşiş, e, bu eşkenar dörtgen olduğu için bunlar birbirine eşit. Aa bununla bu ne oldu? Eş oldu. Çünkü alfa beta 90 alfa beta 90 90'ın karşısındakiler eşit eş. Alfanın karşı 8 ise burada da alfanın karşı 8'dir. ADE üçgenin alanında 10 çarpı 8 bölü 2'den 40'a eşit olur. Yani cevap E dremit oldu. ABC'de bir eşkenar dörtgen. O zaman şunları hemen şöyle eşitliğini gösteriyoruz. Yani buranın 10 olduğunu ve buranın 10 olduğunu ve buranın da 10 olduğunu gösteriyoruz. E hocam buralar hepsi 10 10 10. 6 10 ne üçgeni 6 8 10. Şekilde yine üçgenin alanı isteniyor. Üçgenin alanı her yerde aynıdır diye bir önceki soruda söyledim zaten. Nedir? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkar. Hocam burada ya 4 tabanına ait yükseklik ya da 10 tabanına ait yükseklik çizeceğim. 10 tabanına ait yükseklik çizince özel bir durum çıkmıyor. Çıkar. Benzerlikten buluruz bu arada. Buraya alfa dersem z'den dolayı burası da alfa yapar. Benzerlikten çıkar. Ama ben daha kolayını hissettim. Çünkü ya 10 tabanına ait yükseklik ya da 4 tabanına ait yükseklik. 4 tabanına ait yükseklik de dışarı düşüyor. Hocam bu yükseklik bu da aynı doğruya yükseklik. E burada bir paraya kenar mı çıktı? Ya da eşkenar dörtgendeki yükseklik. Bu da eşkenar dörtgendeki yükseklik. Birbirine eşittir diyebiliriz. Bak 4 tabanına ait yükseklik 8 oldu. 4 çarpı 8 32 bölü 2'den cevabımız kaç geldi arkadaşlar? 16 geldi. Yani cevap akçay. ABCD bir eşkenar dörtgen ve şunlar da birbirine eşit verilmiş. Bir kenar 13 ise o zaman her kenar 13'ü yazdık. Yalnız 90 varsa karşısındaki 90'ı da yazmayı unutmayın. Paraya kenarda da hep yapıyoruz arkadaşlar bunu. E burada ne çıktı? 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13. O zaman bunlar 6, 6 oldu. Senden bu taralı alan isteniliyor. Ne yapacaksın? Tüm alandan. Tüm alan nedir gençler? Belli. Tabanına ait yükseklik 12. Yani 13. 13 çarpı 12'den neyi çıkartacaksın? Beyaz alanları çıkartacaksın. Bu beyaz alan 5 çarpı 12 bölü 2. 5 çarpı 12 bölü 2 ve buradaki beyaz alan 6 çarpı 13 bölü 2'yi çıkartacaksın. 13 çarpı 12 yanlış hatırlamıyorsam 156 eksi 30 eksi 39 yaptı arkadaşlar. Burası 69 yaptı. 156'dan 69'u çıkartınca 7 ee, Burası kaç yapıyor? 8, 6 daha 14. 87 mi yapıyor o zaman arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle 87 çıktı gençler. Yani cevap denizli oldu. ABCD bir eşkenar dörtgen. O zaman bütün kenarların eşitliğini şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Şurası da şurası da eşit demem neyse. Öncelikle sayı burada var. 60 var. 60'ın mantığını kullanmamız lazım. 60'ın mantığı 6 kökücüde kullanacak şekilde nasıl olur? Şuradan mı dik çizersek? Hayır. Hiçbir işimize yaramıyor. Şuradan mı dik çizersek? Tabii ki buradan dik çizersek. E buradan çizdik dikimizi. Buradan çizdiğin zaman 90'ın karşısı 6 kökü ise 30'un karşısı yarısıdır. 3 köküçtür. 60'ı karşısı da 3 köküçün kökü katından dolayı kaç gelir? 9 gelir. Bu arada bu nedir arkadaşlar? Eşkenar dörtgenin yüksekliği. Tamam. Bu 45'i de kullanalım. 45'i kullanırken de hocam şöyle mi dik çizeceğim? Hayır. X'i kullanamıyorum. Ya da şuradan dik çizeceğiz değil mi? Evet. Buradan dik çizecek olursak Arkadaşlar ne oldu burada? Hocam 45 90 sa burası da 45 oldu. Aa ben burayı bulursam olay bitti. Arkadaşlar isterseniz şeyden yapın. Buraya alfa derseniz burası da alfa. E hocam burası da alfa yöndeşitten. Bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi. Alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi eş. Alfanın karşı 9 alfanın karşı 9 diyebilirsiniz. Ya da direktman arkadaşlar burası 9. Eşkenar dörtgendeki yükseklik bu. Bu da eşkenar dörtgendeki yükseklik. Bak genelde dikkat edin. Genelde eşkenar dörtgendeki yapamadığınız sorular eşkenar dörtgendeki yüksekliklerin birbirine eşit olmasını kullanmadığınızdan dolayı. Ama açılara da alsanız yine çıkartırsınız. Ama eşkenar dörtgendeki yüksekliklerin eşit olduğunu bildiğiniz zaman sorular sanki daha rahat bir şekilde akacak. Normalde sevmem ama hani ben de genelde kullanıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu şekilde kural vermeyi sevmem aslında. Bak ispatlarını da gösteriyorum zaten size. Ama e, maalesef işimizi kolaylaştırıyor. E, o zaman bu da eşkenar dörtgendeki yükseklik olduğundan burası da 9. E o zaman buradaki dik üçgende 45 45 90 üçgende 9 9 ise x ne çıkar? 9 kökü çıkar. Yani z edremit oldu. ABCD bir eşkenar dörtgen demiş. Oranlama var. Arkadaşlar büyük ihtimalle içeri doğru paralel çizeceğiz. Kelebek çıktı ama hem kelebek hem temel orantı çıkmasını seven birisiyiz diye söylemiştik. Temel orantı çıkmadıysa ne yapıyoruz? O oranlamayı kullanmak için dışarıya doğru şu şekilde dışarıya hamle yapmak sizin daha çok sevdiğiniz şeydi zaten bu. Hocam şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. E zaten eşkenar dörtgenin bir kenarı 18 hocam. E zaten bak burası da 18. 1'e 1 bir oran varsa 18 ise burası da 18 midir? Evet. E hocam bir de şuradaki kelebekte bir oran yok mu arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman var. Kelebekteki oran da 1'e kaç bilmiyoruz. Keşke en başta yazsaydık. Bu arada başa alayım ben kendimi. Kelebek dekoran birebir ya. E o zaman hocam burası A iken burası da birebir e olduğundan 2 aysa burası da 2A olacak. Evet. Şimdi artık şu kelebeğe bakabiliriz arkadaşlar. Şu kelebeğe baktığımız zaman oran belli mi bu sefer? Belli. 1'e 3. O zaman 1'e 3 ise hocam. Şuraya N diyecek olursam N'in e, ee, n'in 36'ya oranı n'in 36 oranı a bölü 3 a mı eşittir? Direkt 36 bölü 3'ten 12 de yazabiliriz de neyse. n bir 36 eşittir a bölü 3 a mı? Evet. n buradan kaça eşit oldu? 12'ye eşit oldu. Gençler n 12 ise x'e kaç kaldı o zaman? 6 kaldı. Yani cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. ABCD bir eşkenar dörtgen verilmiş. 12 15 verilmiş. Bu ne üçgeni? Dik üçgen zaten bu. Hocam 9 12 15 olduğunu biliyoruz. Direkt ben burası ne oldu? 9 oldu arkadaşlar. E bu arada bu eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgenin her bir kenarı 15 15 15. Yalnız bak 90 var ya. Lütfen, lütfen, lütfen. Şu 90 varken şu karşısındaki 90'ı da koy. Tamam Bak ben koyunca aha şimdi soruyu yaptın mı? Büyük ihtimalle yaptın. Dene bakayım. Şu 90'ı koymadığın için yapamadım büyük ihtimalle. 90 varsa para kenardaki da eşkenar dörtgende de mutlaka ve mutlaka karşısındaki 90'ı koy kardeşim. Tamam. E hocam bu eşkenar dörtgende açı ortay değil midir? Aynen öyle. Aa şuradaki üçgende ne çıktı arkadaşlar? Bir açı ortaylık çıktı. Açı ortaylığı kullanalım. Nedir? 15 bölü 12. Koldaki oran 15 bölü 12. 3'e böl 5. 3'e böl 4. Hocam burası ne oldu o zaman? 15 bölü 12. 5 bölü 4. Yani burası 5K iken burası 4K'dır. A 9K eşittir. 9 olduğundan K1 oldu. K1 ise burası kaç çıktı? 5. E artık burada Pisagor. 5 var 15 var X var. Hocam X'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 15'in karesinden. Sen yap yap uğraş buradan. Biz nasıl yapıyorduk? 5. Hocam 5 çarpı 1 burası. 5 ile 15 ile 5 çarpı 3 burası. Ortak çarpan 5 değil mi? O zaman X de işte 5 çarpı karekök içinde. Diğerlerinin kareleri toplamıydı. Yani 1 artı 9. Yani cevabımız 5 kök 10 çıkar gençler. Dolayısıyla cevap balıkesir oldu.